Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Contraband Police'teyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yükleniyor oyunumuz. En son bölümde artık tamamen olayı bize devretmişti. Eğitim aşamaları falan bitmişti. Biz kendimiz artık mevcut sınırı kontrol ediyorduk. Bugün yeni bir gündeyiz. Yalandan yardım. Uyan, önümüzde sınırda geçecek olan yoğun bir gün var. Bu kadar mı? Buymuş. Tamam. Bakalım. Bunlar geçen günkü mevzular. Burada ne var? Mektup. Seni komünist pislik. Senin yüzünden ailem zar zor hayatta kalmayı başarabildi. Haydutlar parayı zamanında ödeyemeyeceğimi öğrenince evimizi ateşe verdiler ve köpeği öldürdüler. Senden çok az bir şey rica ettim ama elbette bu katı kurallara uyman gerekiyor. Umarım sen de bir gün benzer bir kader oyunuyla karşılaşırsın. Birisini iyi patlatmışız. Bize mektup atmış. Evet, yeni bir gün. Hemen araçları çağırmaya başlayalım. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Ne gibi hatalar yapacağız, ne yanlışlar yapacağız. Selam canım. Alayım belgelerini. Gerekli tabi. Sınır lan burası. Hemen bakıyoruz. Tahir Karabağev. Tahir. Dur, şunu şöyle yapalım. Okey. Tahir Karabağev. Karabağev. Okey. Pasaport no. Tamam. 12 Aralık 81. 22 Aralık 81. Tamam. Bunlarda problem yok. Erkeği kralından geliyormuş. Eğer yükü varsa giriş yönetmeliklerine işaretleyip izin vermeyeceğiz. Yükü var mı? Var. Bir tane keçi diyor. Onaylı yük bir keçiymiş. Şöyle yapacağız. Dur lan. Niye biniyorum? Heh. Şöyle bir araştıralım bir de. Bakalım işaretli olan bir yer var mı? Gözümüze çarpacak. Burada işaretli bir yer yok. Bir de motora bakalım. Burada da yok. Bir de içeriye bakalım. Yok ya, sıkıntı yok, tamam. Bakayım. İnceleme raporu. Giriş yönetmelikleri erkeği krallığından olduğu için eşya taşıyanları geçiremiyoruz. İnceleme bitti. Reddedildi. Hadi canım. Hadi canım. Sıradaki. Aa, çiçekli. Bak şimdi. Burada yazıyordu. Taşıt rengi çiçekler diye. Bunda sıkıntı olabilir. Neymiş bu? Kaçakçıların inlerinden birini ele geçirdikten sonra. Evet, kusursuz bu arada. Geçirdikten sonra kaçak mandalya çok miktarda tek renkli boya bulduk. Taşıt rengi çiçekler diyor. Bunda sıkıntı olabilir bak. Ver canım. Versene oğlum. Hah, adamım. Şimdi şöyle bir eşleştirelim. Aha da. Bak şimdi. At soyad patladı. Burada patlamadı ama Konşimento'da patladı. Pasaport no. 4 Ekim 81. 2 Temmuz 81. Geçerlilikte problem yok. Akaristan'dan ama onaylı ülke geldiğimiz zaman 3 radyoaktif maddeler diyor. Hemen bakalım. Yükü boşaltalım. Oh. Dur bakalım. Şimdi anlarız. Aha bak. Bak görüyor musunuz ama. Hem 4 tane hem de buradan patlayacak zaten. Dur bak. Şöyle yapalım. İnceleme raporu. Konşimento hatalı. Neyle? Levye ile herhalde kıracağız. Evet. Lan ne oluyor? Kapak bizi fırlattı, attı dışarıya. Evet, gördünüz. Araç içine falan da bakalım. Burada sıkıntı yok gibi. Şuraları inceleyelim. Aha. Aracın içine bakacağız. Aa, koltuk. Koltuk bıçakla. Niye rahat bırakayım lan seni? Ayda, her yerden bir şeyler çıkıyor. Burada. Burada yok bir şey. Buradaki koltukta da yok. Kapıda da yok. Başka yok galiba. Canım. Ah canım benim. Fotoğrafa bakalım bu arada. Fotoğrafa bakmadık. Evet, fotoğrafta gidik. Tutuklandın dostum. Umarım her şeyi doğru yapmışızdır. Sıradaki gelsin. Sen de burayı temizle. Evet, 100 dolar da oradan elde ettik. Bakalım. Bulunan kaçak mal sayısı 4'e 7 diyor. Kaçak mal saklama yeri. Metal fıçı aldık. Motor. Motorda yoktu ki. Ön ızgarada da bir şey gözükmüyordu. Allah Allah. Anlamadım. Yerlerde hata yaptık. Selam canım. Alayım. Samir Polat. 15 Mayıs 81, 17 Mayıs 81. Birleşik Rally'miş. Bir şeyler taşıyor mu? Taşımıyor. Vay. Bu temiz çıkacak gibi ya. Temiz bu, temiz. Bunda sıkıntı yok. Fotoğraf da okey. Her şey okey bunun ya. Sıkıntı yok. Buyurun. Gülü gülü. Evet, kusursuz. Belgeleri alayım. Erkeği dur bakayım. Eşya. Eşya yok. Ne anlatıyorsun dayı? Ne anlatıyorsun? Bekle. Bakayım tipine. Tipi okey. Şimdi. Okey. Okey. 28 Nisan 81, 14 Mayıs 81. Okey. Bence sıkıntı yok, geçebiliyor. Ama arayacağız. Yanlış da bindim dayı. Binmeyecektim yoksa. Allah, binmeyecektim ya. Her şey temiz. Gülü gülü. Sıradaki. Geliyor yine Recep İvedik arabası. Selam canım. Bakayım tipine. Bence okey. Tipinde sıkıntı yok. Erkeği krallığından geliyormuş. Bir şeyler taşıyor mu, taşımıyor mu? şeyler taşımıyor gördüğüm kadarıyla. Hemen şöyle bir açalım. Aha. Doğum tarihi 36. 25 Eylül 81. 11 Nisan 81. Geçerlik tarihi de patlıyor. Pasaport numarasına baktık mı? Okey. Fotoğraf konşimentosu zaten yok. Kaçak mal sevkiyatı diyor. Bunda bir şey yok herhalde. İyi bakayım. Kaçak malla ilgili bir şeyler yok ama at suyat bitiş tarihi falan patlak. Canım. Güle güle. Rita. Ne hatası? Yallah. Evet. Başka araç yok. Saatimiz kaç bu arada ya? Akşamüstü 4:30. Gulu gulu. Paydos, şimdi dinlenebilirsin. Dinlenelim. Hadi bakalım. Önemli arama. Karakoldaki büroya dön ve yeni emirleri al. Evet, ünlem işareti yanıyor zaten. Bayağı gece başladık lan. Neymiş bakalım? Komutan, bu hain Garin'in izni bulmayı başardık. Şu anda Vlad'ın mağazasında. Hemen oraya git ve onu takip et. Belki bizi isyancıların saklandığı yere götürür. Oğlum biz sınır polisi miyiz? Dedektif miyiz? Ne, gizli ajan mı? Biz neyiz ya? Aha, bize yeni araba vermiş. O süreli bu arada. İyi günler canım. Bu nereden çalışıyor? Buradan. Şuraya ünlem işaretine doğru gidiyoruz. Vlad'ın mağazasına gidiyormuşuz. Oduncu. Gavrilov'u takip et. Aha, Gavrilov şüpheli duruma düşüyor. Ne? Ha, bizi görmememesi lazım. Allah dur. Işıklar nereden ha? Ne yapacağız? Takip et diyor. Araçtan ineceğiz mi? Arabayla gidiyor. Oğlum. Hayda, hedef çok uzakta diyor. 9, 8. Nereden gitti o? Şuradan gitti mi? 4. Hayda dur. Aa, ulan. Güne yeniden başla. Kontrol noktası. Kontrol noktasına gelelim bakalım. Dur. Takip et diyor, dur. Hemen araca binelim. Arabayla takip edeceğiz. Hainin sığınağı. Allah dur. Yakın takip etmeyeceğiz o zaman. Yukarıda hemen işaret çıkıyor çünkü. Yukarıdaki işarete göre. Zaten biz yanlış yere dönmüşüz az önce herhalde. Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz acaba? Lan ne oldu oğlum? Ulan az önce şey yazıyordu, şimdi bak uzakta diyor. Ulan gel geri, gel geri, gel geri. Oğlum uzakta diyor. Heh. Ya nasıl uzakta oğlum? Adam burada işte. Bayağı böyle gideceğiz herhalde biz ya. Bak şu an bir uyarı falan vermiyor. Islık mı çalıyor lan o? Islık çalıyor. Allah. Görmüyorum ki. Gidiyor. Biz bayağı böyle saklana saklana gideceğiz herhalde. Oğlum dur, yakalanacağız şimdi. Ağaçların arkasına saklana saklana. Allah. Bakıyor şu an, kontrol ediyor. Gidiyor. Etrafta sinek uçuyor. Ayak sesimizi duymuyor mu şimdi? Şap şup şap şup yürüyoruz biz. Gavrilov ile yüzleş. Yoldaş, çekinle girebilirsin, silahlı değilim. Evet canım. Neymiş olay? Kısa bir sürede burada olduğunu ve tüm gerçeği bilmediğini biliyorum. Bu tiran, Akarov, özgürlük ve demokrasi için uğraşanların hepsini başından atar. Muhalefet lideri Mikhail Garin, onu zehirlemeye çalıştıktan sonra zar zor hayata tutundu. Onun tarafından yaratılan kanlı yumruk, bu suç anlaşmasını durdurmak için her şeyi yapacaktır. Ya komünistlerin emirlerine uymaya devam edebilir ya da bizlere katılıp bu zavallı ülkeyi kurtarabilirsin. Ne diyor? Kısa bir süredir burada olduğunu ve tüm gerçeği bilmediğini biliyorum. Ha, az önceki yazın aynısını burada vermiş. Şimdi kararı bize bırakıyor. Serbest bırak ya da tutukla. Bak şurada tutukla var. Tam benim kameramın altında. Ya tutukla ya da serbest bırak. İkisinden birisi. Ama serbest bırakmam. O yüzden tutukla diyorum. Çok büyük bir hata yapıyorsun dostum. Oyunun iki şeyi var galiba. Neyi seçersen ona göre yönleniyor oyun galiba. Gavrilov kaderinin farkında fakat tutuklanmaya karşı koymuyor. Karakola giden tüm yolu sessizce geçiriyorsunuz ve onun sözlerini aklında hala tekrarlayıp duruyorsun. Gidilen yere varıldığında hain eski dostları tarafından gerektiği şekilde karşılanıyor. Bayağı ağzını bunu kırmışlar. Görev tamamlandı. 400 dolar. Vay. O araba geçiciydi herhalde. Bizim minibüs geri gelmiş. Ne yapacağız? Bitti mi? Geri mi yatacağız? Saat kaç? Saat daha gece 2 ya. Yatacağız, uyuyacağız herhalde. Araba yok çünkü. Bekleyin. Uykumuza kaldığımız yerden devam. Görevi bitirdik. Evet. Yoldaş, umarım iyi uyumuşsundur. Bir sonraki iş gününe hazır mısın? Hazırım canım. Haydi bakalım. Var mı yeni bir şeyler? Aa, bunu yakalayamamışız. Gelmemiş daha. Evet, yeni bir kamyon geliyor. Hemen şunu alalım. Var mı bize verilen bir şeyler? Yok. Hapishanede bir kişi var galiba. Şimdilik dursun. 3 tane ya da 4 taneye kadar hapishanede kalabiliyorlar. Ondan sonra bir daha kalamıyorlar. Yani yer kalmıyor. Belgeleri alayım canım. Şimdi bu eşleşti. Bu da eşleşti. Okey. 8 Haziran 81, 7 Kasım 81. Okey. Bunlarda da sıkıntı yok. 2 tane keçi diyor. Tane keçi. Okey. Aha, aha. Bak, bu lastikte de var. Burada yok. Burada da yok. Aa, şurada lastik varmış. Onda olabiliyor mu? Bilmiyorum. Görünürde bir şey yok gibi ama. Bakalım koltuklara falan. İn aşağı, in aşağı. Koltuklarda yok. Tavan döşemesinde de yok. Kapılarda yok. Burada da bir şey yok. Olan yerler işaretleniyor. Şimdi olmayan yerler, yani işaret olmayan yerlere vurduğum zaman bildiğim kadarıyla ceza kesiyor. Bak. Burası zaten açılamıyor. Tampon zaten yok. Herhalde tamam ya. Depolarda falan oluyor işaret ama depo... Şu anda şey yok depoda. İşaret yok. Herhalde okey. İnşallah okeydir. Şimdi dur. İnceleme raporunda Konşimento hatalı değil. Dur bakayım. Akaristan'dan. Bakayım fotoğrafı falan. Okey. Ama kaçakçılıktan tutuklusun canım. Bakalım eksik bir şey kaldı mı göreceğiz şimdi. Temize bakayım ortalığı. $100. Dur bakalım hata. Bak bulunan kaçak mal sayısı 2'ye 5 diyor. Nasıl 2'ye 5 ya? Ulan keçilerde mi kaçak mal? Motorda bir şey yoktu zaten. Keçiler nasıl kaçak mal ya? Keçiler nasıl kaçak mal ben onu anlamadım. Zaten aldık yani aracı falan. Lastikte bulunanları aldık. Bak buradaki yazıymış zaten o. Ben anlamadım şu kaçak mal olayından bir şey ya. Motorda bir şey yoktu. Baktık zaten. Ya da ben görmedim. Tamam şimdi emin değilim ama. Ama keçi. İndirecek miydi? İlla indirmemiz mi gerekiyordu keçileri yani? Onu anlamadım bak. Tip. Okey. Oğlum elimizde şunu da geziyoruz. Şimdi. Şöyle bakalım. Okey. 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 31 Mayıs 81, 17 Mayıs 81. Bunlarda problem yok. Balık varili. Bak erkeği kralından olduğu için zaten bak şuradan giriş yönetmeklerini işaretliyoruz. Bak bu sefer malları indireceğim abi. İndir. İndir. Bakalım şöyle lastiğe, tampona, mampona. 2 balık varili 2. Konşimento'da hata yok. Doğru ama zaten girişi yasak. Bakalım şöyle motora. Bir şey var mı yok mu? Canım. Evet. Güle güle. Güle güle. Sıradaki. Alayım canım belgeleri. Kusursuz inceleme. Gerekli canım gerekli. Bakayım tipine. Tipinde sıkıntı yok. Ne diyorsun dayı? Ne anlatıyorsun ya? 12 Mayıs 81, 16 Kasım 81. Okey, Akaristan. İnceleme raporunda bir hatamız yok. Şöyle bir inceleyelim aracı. Görünürde bir şey yok. Temiz ya. Geçebilirsin canım. İnceleme bitti. Onaylandı. Haydi bakayım. Uza. İnşallah doğru yapmışızdır. Dur bakalım. Kusursuz. Güzel. Alayım canım belgelere. Bakayım tipine. Aha, fotoğraf. Erkeği krallığından. Var mı taşıdığım bir şey? Yok. Şimdi. Edil Muhadov. Okey. 26 Haziran 81. 3 Nisan 81. Geçerlilik buradan patlar. Bitiş tarihinden patladı. Şöyle bir de arama yapalım. Görünürde bir şey yok. Ama red diyecek tabii ki. Canım. Red. Red. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Güle güle. Yallah. Hoş geldin Recep. Bakalım tipine. Tipinde sıkıntı yok. Okey. Evet. 7 Mayıs 81, 23 Kasım 81 tarihlerde de problem yok. Pasaport numarasından patladın dayı. 10 olacak. Ne bakıyorsun oğlum? Lastiğin de patlamış. Bindik artık. İn aşağı. Ben binince o aşağı iniyor çünkü. Ne oldu lan? Müdahale. Yeni müdahale görevi şimdi hazır. Aksiyona hazır mısın? O aksiyon var. F2. Ay daha yine mi geliyorlar? Muhbirimiz Obrenkov çetesini polis karakoluna yapacakları saldırı hakkında bilgi veriyor. Karakol savunmasına katılacak mısın? Zaman dolmadan oraya git. O 800 dolar veriyormuş. Kabul et. Ben gidiyorum. Dur. Red. Hadi güle güle. Ne demek neden lan? Nereye? Polis üstüne. Açın. Biraz uzun bir video olacak. Bu arada kusursuz incelemeyi de aldık. Arada onu da çıkarttım. Oradan da bir 130 dolar kaptık. Eğer bunu başarıyla tamamlarsak 800 dolar. Temiz para. Güzel para. Oğlum kaza yapmayın lan. Bak çarpıyorlar sağa sola. Sakin olun. Sakin olun. Sadece ben geliyorum. Sakin. Kırıp dökmeyin ortalığı. Adamların tehdidi ortadan kaldırmasına adamlarının. Şurada inelim abi biz. Bizde bir tek pistol var yalnız. Silah almadık. Bana da yaraşınlar. Göster kafanı. Oğlum niye gitmiyor lan kafaya? Lan vuruluyorum. Oğlum bana da bir tüfek müfek bir şey verin lan. Burada çok boşlukta kaldım. Kafaya tek gidiyor bazen, bazen gitmiyor ama. Mermimiz vardır inşallah. 10 şarjör falan vardı galiba. Dur bakayım. 12 şarjörüm var. Tabii onlar şarjörse. Öldü mü o? Ölmemiş. Öldü herhalde. La Allah. Oğlum. Biri dibimize girmiş. Ne yapıyorsun? Aha, son adam vurduk. $800 aldık abi, temiz para. Tikko para. Merhaba yoldaş komutan. Merhaba canım. Bitti mi işimiz? Görevimiz bitti. Üstümüze geri dönebiliriz. Nereden gidiyorduk? Şuradan. Temiz. $800 güzel para. Bedavadan gün içerisinde iyi paraya $4325 oldu. Abi silahlar falan pahalı ya. $1000 falan bir tane silah alıyorsunuz. Mermilerine bakmadım ne kadar da. Bir de onun mermileri var. Yanımızda çalışanlar var, onların maaşları oluyor, o oluyor, bu oluyor derken giderler, minibüsün giderleri. Her işe bizi koşturdukları için burada sınır polisi, biz gidiyoruz diğer tarafa falan. Her şeyi biz yapıyoruz. Selamünaleyküm. Ben geldim. Tekrar hoş geldin yoldaş. Hoş bulduk canım. Kalmadı mı araç? Bitti mi? Gün bitti mi? Oo, saat 5 olmuş. Benim mesai biter. Benim mesai biter abi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bakayım, 38 dakika 40 dakikalık arası bir videomuz oldu. Bugünlük bu kadar diyelim. Görevden göreve koşuyoruz gördüğünüz gibi. Bugün ince işçilik yaptık yalnız. Bayağı bildiğiniz dedektif gibi sızdık karanlıkta, adamı çaktırmadan gittik. Takip ettik. En sonunda aldık herifi. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.